Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Biraz heyecan, ışıklar falan ilk başta öyle oluyor. Sonradan sıkılmazsınız inşallah. Beni. Ezgi Bahçealtı kimdir? Ezgi Bahçealtı 1979'da gelmişler. Yani. Evet, gelmişler. Ben daha olmamış doğmamıştım. öğretmenlik yapmışlar. Neredeyse Malgat'ın, evet ikisi de öğretmen, birisi Almanca, birisi de Türkçe. Neredeyse yarısı annemin öğrencisi. Babam çok bol not verirmiş, annem çok kıt not verirmiş. Manavgat Anadolu mezunuyum, 80 doğumluyum. Çanakkale'de okudum. Geldim sigortacılığa başladım. Ondan sonra da işte 2009'da da Maydar. Şimdi buraya geldiniz. Evet. Buraya geldiniz. Anadolu Lisesi'nde okudunuz değil mi? Manavgat. Nasıl yıllardı o zaman Manavgat? Merak ettim yani. Manavgat nasıl yıllardı? Güzeldi. Yani hani ben o yılları özlüyorum. Ne vardı mesela? Ne vardı? Biz sokaklarda oynayabiliyorduk. Ben şeyi hatırlarım. Hani hep böyle klasik söylerler ama gerçekten öyleydi. Kapılar kapanmazdı. Ev sahibimiz vardı. Mesela biz çat kapı oraya gidebilirdik. Nerede orada yaşıyordunuz Manavgat'ta tam olarak? Jandarmanın arkası. Evet şimdi tadilatında. Şehir içindeki. Aynen. Çağlayan'ın yanı. Aynen. Annem Çağlayan'da öğretmendi. Kalabalık mıydı bu o zamanlarda böyle yoksa? Ya kalabalık ama bu kadar değildi tabii. Yani şeyden dolayı soruyorum. Şimdi diyecekler ki Manavgat TV'de Manavgat'ı bilmiyorlar gibisinden ama yani yaş olarak benim de hatırlayabildiğim kadarı var. Yani siz kaç yılında geldiniz? Biz ben şimdi soruları sormaya şöyle, başlamışım. Program tersine döndü. Bizim olay da çok ilginç hakikaten. Dedemler 1980 yılında Oymapınar Barajı yapılırken barajda çalışmak için gelmiş. Sonra bir sözü var hatta Manavgat'ın suyunu içen başka yere gidemiyor derler. Evet. 1980 yılından 85 yılına kadar barajda çalışıyor. Daha sonra da burası çok hoşuna gidiyor. Buradan ayrılmıyor. Bir daha buraya yerleşiyor. Bizim plan gibi. Aynen öyle. Tabii 80 yılından bahsediyoruz. Bundan yıllarca öncesi. O zamanlar böyle değildi eminim birçok şey. Mesela şimdi otel sayısı çok fazlalaştı, konut sayısı çok fazlalaştı ki nüfus 80'li yıllarda kaçtı onu da bilmiyorum. Şimdi 230 bine yaklaştı. Benim babam işte ilk turizmcilerinden, turizm başlamış, babam da Almanca var. Öyle turizme geçmiş mesela, hem öğretmenlik hem turizm uğraşmış. Doğru, çok azdı, nüfus azdı. Nasıl buluyorsunuz peki Manavgat'ı? Ben çok seviyorum. Ya bilmiyorum, hani bana ait geliyor, burası benim. Eskiden öyle, yani gençken diyeyim, gençken. Burayı kesiyoruz arkadaşlar. Çocukken diyeyim, böyle hani işte kaçıp kurtulalım buradan diyorduk. Şimdi acayip bana ait, yani hiçbir yerde huzur bulamıyorum. Gidiyorum şey, taş çatlasın 10 gün kalıp geri geliyorum. Irmak kenarında oturduğunuz zaman her şeyi unutuyorum. Değil mi? Evet. Aynen. Şimdi biraz Mayder'den bahsetmek istiyorum. Hı hı. Mayder'de bizim vatandaşlarımızla farklı ülkelerin kültürlerini birleştiren etkinlikler var. Evet. Türk kahvesi etkinliği bence mükemmeldi. Çok güzel de Türk kahvesi içti herkes. Nereden türedi böyle bir fikir? Merak ettim biraz. Nereden türedi? Şimdi biz 2009'da kurduk Mayder'i. İşimle bağlantılı olarak sigortacıyım. Konut sigortalarını yaptığım müşterilerimin mağduriyetleriyle karşılaştık. Çok sıkıntılı günler geçiriyorlardı. Onlara yardımcı oluyorduk. Ondan sonra dernekleşelim dedik. Dernek kurduk ve onlara ücretsiz avukat danışmanlığı yaptık. Ama biz davalara girmiyorduk. Hani sadece yol gösteriyorduk. Ondan sonra anladık ki en büyük sorun dil ve kültür. Bunları bilmediğiniz zaman uyum olmuyor. Ve sizi yanlış tanıdıkları zaman da gidip reklamınızı kötü yapabiliyorlar. Manavgat'ın, Türkiye'nin. Mayder böyle çıktı. O zamanlar derneğin adı Akdeniz Bölgesi Yabancı Dostluk Dayanışma ve İletişim Derneği'ydi. Ulusal basına çok çıkmaya başlayınca 3 punto bu isim oluyor. İnsan okurken sıkılıyor, haberin devamını okuyamıyor falan. Dedik ki değiştirelim. Hem Manavgat'ın adı kalsın, hani bu kadar çok çıkıyoruz ulusal basına. Manavgat'ın reklamı olsun. Hem de kısaltılmışı hani akılda kalsın. Mayder böyle çıktı. Türk kahvesi de ne yapabilirim farklı diye düşünürken işte 40 yılın hatırına, işte hatır dostluk. Böyle bir yarışma yapalım, bir gelinler yarışsın bakalım dedik. Onlar nasıl yapıyor? Böyle çıktı 40 yılın hatırına, yani bir anda. Mayder açılım olarak şu anda Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği. Kültür ve Yaşam Derneği. Yani yabancı gelinler kayıtlı evet, o derneğe. Evet, evet. Faaliyetler devam ediyor. Hı hı. Şunu merak ediyorum, yani dışarıdan atıyorum Manavgat'a yerleşmek isteyen bir
herhangi bir ülkenin vatandaşı Mayder'den faydalanabiliyor tabii, mu? Tabii. Yani nasıl anlaşıyorsunuz peki bu kadar farklı dillerle? Şimdi Atatürk gecesinde çıkışta konuşuyorlarmış beyler. Diyorlarmış ki ya biliyor musun bu işte derneğin başkanı hiç dil bilmiyor. Türkçeden başka. Öteki de diyormuş ki aferin bak kadına bu dil bilmeden bu kadarını idare ediyor. Hiç dilim yok bu arada. Çat pat İngilizce anlosesi mezunuyum ama hiç kullanmadığım için İngilizce anlayıp her Türk gibi konuşamıyorum. Onlardanım. Nasıl anlaşıyoruz? Türkçe konuşuyorlar. Hani ben onlar birazcık... Onlar Türkçe konuşuyor. Yani onlar mı size gelmiş, siz mi onlara gitmişsiniz? Vallahi ben çözemedim. Ben birazcık İngilizce konuşuyorum. Zaten Türkçe konuşmana ceza şeyimiz var Mayder'de. Programımız var. Ceza. Evet, 50 TL kumbaramız var ama hala dolduramadık o kumbarayı, ödemiyorlar. Nasıl bir tezgaha düşmüş bu yabancılar? Bunları kurtarmak lazım yani. Yalnız kumbaramızı hep boş ettiler ki sezon kötü geçti, veremiyoruz gelecek sezona. Yabancıların buradaki hem oturma izinleriyle ilgili sıkıntıları, sorunların ücretsiz gene çözüyoruz. 50 TL karşılığında. O Türkçe konuşur. Yabancılık konuşunca. Ama şimdi kurs istediler, kurs açtık. Onları Türkçe kurs. Evet kursa. Şimdi Türkçe öğreniyorlar ama kesinlikle Türkçe konuşmuyorlar. Biz de dedik ki bir ceza yapalım. Bir de anlamıyorum. Şimdi beni her yere götürüyorlar ama Rusça konuşuyorlar. Ben böyle yanlarında sız bitkisi gibi duruyorum. O yüzden böyle bir size ceza. Size öğretmiyorlar mı yani Rusça peki? Öğretmek istiyorlar da ben kaçıyorum. Çok zor. Zor bir dil mi acaba? Bence zor. Onlar nasıl başarabiliyor bunu? Hakikaten çok ilginç. İşte onlarda ya değişik, aslında onlardan örnek alacağımız çok şey var. Mesela hiç yapamam demiyorlar. Türk kahvesinde biraz önce bahsettiğiniz etkinlikte bu sene dedik ki ne yapalım işte benimki folklor oynayacaksınız. İşte öğretmenimiz yok, halk oyunları hiç bilmiyorlar. Videoyu izleyerek yani hiç kimse yapamam demedi. Tamam bir bakalım dediler. Hani bizde direkt bak ben yapamam diyor mesela Rusya öğrenemem Rusça. Onlarda yapamam diye bir tabir yok. Bakalım yani. Deneyelim. Semazen'i keza Türk kahvesine iki gün kala biz çalıştık. Semazen gösterisi izledim ben. Çok iyiydi. Evet çok güzeldi. Etkilenmiştim hakikaten. İnanmadılar ona. Başkanlar inanmadılar iki günde çalıştığımıza. Diyorlar ki sen ücretli şey animasyondan tuttun değil mi diyorlar. Yok diyorum bizim kendi üyelerimiz ve iki gün çalıştık sadece. Yok hakikaten öyleydi. Yani dernek üyeleri ben simalarını da biraz tanıyorum. Şimdi kaç farklı kültür var onu merak ettim Mayder'in içerisinde. Yani kimler var? Slav ağırlıklı. Hollanda, İsveç, Danimarka var, Alman var, İngiliz, Rus, Moldova, Ukrayna, Kazak var. Rengarenk bir yer. Aynen. Ve her geçen gün büyüyor sanırım. Aynen, aynen. Şimdi mesela duydukça eşler özellikle bize geliyorlar. İşte bizim eşimiz var, tam Türkçe konuşamıyor, bir gelsin size bir ilgili, yani evet bir ilgilenin. Yani. Bir de şey çok güzel Adem Bey, yani hiç burada... Sosyalleşme mesela iki tane üyemiz var alt üst oturuyorlarmış hiç birbirleriyle konuşmuyorlar korkuyorlar bazıları çok korkutmuş onları işte sakın kimseyle konuşmayın aman şunu yapmayın report diyorlar sınır dışı edilmek işte sınır dışı edilirsiniz. İki üyemiz bizim Türkçe kursumuzda tanıştılar Mayder'i tanıdılar mesela şimdi hiç demirbaşlarımızdan bizim onlar da hem sosyalleşebiliyorlar. Biz geçen 7 Ocak'taki etkinliğimizde Ahmet Bey'e teşekkür ederken şöyle bir teşekkür ettik. Etkinliklerimizde mesela eskiden bu Mayder'i tanımadan önce kışları paralarını biriktirip ülkelerine geri dönüyorlardı. Ülkelerinde harcıyorlardı. Şimdi gitmek istemiyorlar. Çünkü hani işe yaradıklarını görüyorlar. Evet burada bir şey yapıyorlar. Buranın... Folklor oynuyorlar yani. Aynen. Semazen gösterisi de yapıyorlar. Bence ya buraya aitler artık öyle hissediyorlar. Ait olduğunuz zaman işte ben biraz önce de dedim ya ben Manavgat'a aitim. Ait olduğunuz zaman gitmek istemiyorsunuz. Parayı burada harcamaya başladılar. Tam bir ticaret odası başkanı demiştik hatta Ahmet Bey, Ahmet Bostaş'a. Artık mesela kışları bir bakıyoruz şey modundalar. Hayır gitmeyelim. Burada kalalım. Ailelerini getiriyorlar buraya. Mayder neden bu kadar büyüdü? Tabii ki işin aslı kısırlar pastalar değil, değil mi yani? Biz toplum olarak çok fazla tüketime dayalı bir toplum olduk. Hep tükettik. Mayder de etkinliklerinde üretime dayalı etkinlikler yaptı. Mesela Lösemeli çocuklara oyuncaklar yaptık. Şimdi insanlar şeyi evet seviyorlar, yardımı çok seviyorlar ama para yardımı yaptığınız zaman bir kişi bir kişiye para yardım yapabiliyor. Ama bizim işte bir çorap, bir bebek, bin gülücük etkinliğimizde bir bebek için 10 kişi aynı bebeğe
ilmek ilmek mutluluk işledi, öyle söyleyeyim. Gözünü birisi yaptı, dudağını birisi yaptı, işte el yapını birisi doldurdu. Bunu özlemiş anladığım kadarıyla insanlar. Bir şeyler üretmeyi özlemiş. Kedi evlerinde çocuklar çok mutluydu. Yani ellerini boyalara batırıp batırıp şey boyuyorlar. Fırça artık bitti yani, fırçalar yetmedi. Yağlı boya değil mi onlar? Yağlı boya bir de ya. Anneler kızmıyorlar. Yani hiç önemli değil çünkü o kadar zevk alıyorlar ki hem anne, çocuk, baba nasıl teşekkürler aldık anlatamam size onlarla ilgili. Bunları özlemişiz. Bir şeyler üretmeyi özlemişiz. Üretince mutlu olmayı özlemişiz. Faydalı olmayı özlemişiz belki de kendi içimizde. Bununla birlikte çok büyüdük. Yani hani etkinliklerimizi bu kadar, çünkü hani biz de sosyal medyada yapabildiğimiz kadar reklam yapıyorduk mesela, hani etkinlikleri duyururken. Bir bakıyorsunuz hiç düşünmeyeceğiniz kişiler gelmiş, duymuşlar. Sınıf anneleri toplanmış, birbirlerine iletmiş mesela, toplanıp gelmişler. Sanırım bu, üretim olduğu için. Önümüzdeki günlerde peki neler bekliyor takipçiler? Bir sürprizimiz vardı. Tabii açıkladıktan sürpriz olmaktan çıkacak ama. Bu kadar ama. Para verdik, açıklayın ya. İşaret diliyle İstiklal Marşı söyleyecekler. İstiklal Marşı'nın kabulünde video sunulacak. Ama çok güzeller. Yani birçoğu Türkçe bilmiyor ve İstiklal Marşı'nı söylüyorlar. Ne hissediyorlar İstiklal Marşı'nı provalarda falan? Şu anda provalar çok şey geçiyor. Yani hani yapamıyorlar çünkü dil bilmiyorlar. Yani onu söyleyeyim size. Yani mesela atıyorum ben korkmayı biliyorum. Korkmayı bildiğim için, işte ezbere bildiğim için İstiklal Marşı'nı, onun sadece işaret dilini öğrenmem kalıyor. Hani onu ezberlemem kalıyor. Ama onlar hem korkma sönmez işte onu ezberleyecekler sözleri, hem de işaret dilini ezberleyecekler. Tabii biraz o anlamda komik geçiyor. Hani yapamıyorlar, edemiyorlar, söyleyemiyorlar. Şafağı mesela şifak söylüyorlar, çok hani böyle ilginç şeyler çıkıyor. Ama çok ya yani ben çok duygulanıyorum çünkü hani bir başkasının istekle, yani biz hiçbir ücret vermiyoruz bu etkinliklerimize, çalışmaları için, hatta kendilerinden emek harcıyorlar. İşte doğmuş paralarını kendileri veriyorlar ki biliyorsunuz bunlar turizmle çalışan insanlar ve yazın biriktirdikleri parayı kışın harcayan insanlar, gıdım gıdım harcıyorlar. Ama bu etkinlikler için mesela bir Atatürk gecesinde de öyleydi. Sezon geç açıldı ve herkes iki ay geriden geldiler. Ceplerindeki para eksi ikiydi ama Atatürk gecesi için hepsi her gün AKM'ye gelip çalıştılar. Çok güzel bir gece ortaya çıktı. Bu İstiklal Marşı'nda da öyle. O beni çok duygulandırıyor. Her gün gelip çalışıyorlar, söylemeye çalışıyorlar. Çok güzel bir şey ortaya çıkacağına inanıyorum. İzlerken hepimiz bence ağlayacağız, duygulanacağız. Bir de bir başka yabancının bunu söylemesi çok güzel. Yani kilometrelerce öteden başka ülkelerden misafirimiz olmuşlar. Daha sonradan iş misafirlikten de çıkmış bence. Bizden biri gibi hepsi. Kendini insan nereye ait hissediyorsa bence de oradadır, oralıdır. Biz de mesela yaşadığımız yeri, Manavgat'tan bahsetmek gerekirse, sevmek için projeler üretiyoruz. İnsanlarla sohbet etmeye çalışıyoruz. Ne bileyim bazen araç kullanmıyorum, yürüyerek gideyim diyorum gideceğim yere, ki giderken hakikaten çok fazla farklı insanlar görüyor mesela. Belki 10 kişiyle selamlaşıyorum yolda giderken. İnsan sevince, oraya ait hissedince de mutlu oluyor. Onların hepsine gerçekten ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar her zaman başımızın üstünde yerleri var. Burayı seven herkes için bahsediyorum bunu. Yani kendilerini asla yabancı hissetmelerini istemiyorum. Kendi adıma konuşuyorum ben. Öyle de hissetmiyorlar değil mi? Yok, sıcaklığımızı. Yok. Yani hem o sıcaklığı biliyorlar hem de yani bizim ülkemizi kendi ülkeleri gibi benimsemişler. Yani ben mesela şunu yapmazdım. Bir başka ülkeye gidip o ülkenin ölmüş lideri için bir gecede, hani bilmiyorum yapar mıydım hani, ama onlar yaptılar. Anlamsız gelirdi. Bir atam dediler. Yani zaten bütün salonu ağlattılar. O yüzden evet benimsemişler yani kendi ülkeleri gibi. Çok güzel. Kapatacağız yavaş yavaş. Artık son bölümümüzmüş bize. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum çok yoğun bir temponuz var. Ben teşekkür ederim. Provalar bugün var mıydı prova bilmiyorum ama. Yok da sizin için ertelemiştik biz önce. Teşekkür ediyorum. Hani biraz insanlar haberdar olsun istedim. Sürekli etkinliklerinizi görüyor insanlar ama sizi belki tanımıyorlar. Yakından tanımak isterler diye düşündük. Bakış açısına davet ettik. Teşekkür ediyoruz Kırmızı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var mı takipçilerinize söylemek istediğiniz bir şeyler son?
Evet, bizi takipte kalın, etkinliklerimize gelin. Çünkü hani onların seyirciye de ihtiyaçları var. Bizim kendi değerlerimizle ilgili yaptıkları etkinliklerde bizden kişileri de görmek istiyorlar. O yüzden herkesi bekliyoruz etkinliklerimize. Bakış açısının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.